Ben biraz E-Tohum'dan öncesi ve E-Tohum'dan sonra siteyi ayırayım. Aslında biz Eren'le, ortağımla şirketi açmaya onun çaldığı barda karar verdik. Şimdi Zakkum diye bir grup var. O grubun gitaristi Eren. Daha önceden Rain Dog diye Ankara'da belli yerlerde çalıyorlardı. Biz de akşamlarda aralarda birbirimizi gazlıyorduk. Nasıl bu işi daha iyi yapabiliriz, başkalarından daha iyi olduğumuz işte... ne mallar kazanıyor, biz yapamaz mıyız falan diye paso gazlıyorduk birbirimizi. Ve en sonunda şirket için yola çıkmaya karar verdik. Eren o sırada askere gitti. Askerden döndükten sonra da yaklaşık 1,5-2 yıl boyunca şirketi açabilecek sermayeyi toplamak için freelance çalıştık. O zaman böyle tekno girişim vesaire falan olmadığı için biraz çalışmak gerekiyordu. Parayı bulduktan sonra, şirketi açabileceğimiz parayı bulduktan sonra da önce İşte garaj modunda, apartmanda, bizim dairede bir odayı esayin ettik. Daha sonra da Ostim'de barter model diyebileceğimiz, yani mekanik, medical device üreten bir şirkete biz onların yazılımlarını yapıyorduk. Onlar da bize çalışma alanı ve gerekenleri sağlıyorlardı. Yaklaşık bir yıl kadar öyle çalıştıktan sonra en sonunda şirketi açabilecek gücü sağladık. Hacettepe Teknokent'e geçtik. Ve ikimizin de aslında esas hayali olan konuya yöneldik. Bizim ortak yönümüz Eren'le arka planda, teorik tarafta gerçek zamanlı görüntü işleme yeteneği. Yıllarca da işte gerçek zamanlı görüntü işleme tarafında birçok işlerde çalışmıştık. Hatta benim ilk çalıştığım işte şöyle bir şey olmuştu. İşte Angio üzerine bir yazılım yapmıştık. Bu yazılımı yaparken de kameradan gelen görüntüyü DICOM dediğimiz medikal protokole çeviren ara bir SDK kullanmıştık. Ama patron basına lanse ederken işte %100 Türk mühendisliği, %100 yerli yazılım vesaire falan diye lanse ettiğinde de epey o zaman utanmıştık. Çünkü işin core tarafını yurt dışından satın alıyorsunuz. Siz üzerine bu SDK'ları kullanarak bir şeyler inşa ediyorsunuz ve en alttaki, en böyle deep know-how'u gerektiren kısımda ise böyle biraz şey oluyor. Kendinizi iyi mühendis hissetmiyorsunuz amiyane tabirle. Biz de şeyin kararını verdik. Biz işte dünyanın en iyi real-time image processing altyapısını yapacağız. Bunu medical imaging'de de kullanılacak, defense'de de kullanılacak, şurada burada kullanılacak falan. Yola çıktık. Medical imaging tarafında ilk ürünler çıkmaya başladı. Ama Türkiye'de pazar hazır değildi. Yani biz güzel olduğunu sattığımız ülkelerden anladığımız bir sistem geliştirdik. Ama Türkiye içinde satış çok eksik kalmaya başlayınca, rekabette sizin verdiğiniz ya da dünyadaki fiyatların 30'da biri, 40'da biri önerilmeye başlanınca biz medikal sektörü terk etmeye karar verdik. Ve bu yazılım altyapısıyla ilk olarak işte askeri tarafta, savunma tarafında birkaç şirketin görüntü işlemeye dayanan altyapı kısmını üstlendik. Onları yaparken bir yandan da kendi geliştirdiğimiz o altyapıyı başkalarının da kullanabileceği hale nasıl getiririz diye çalışmaya başladık. Yani aslında hedef şeydi, işte ekonomi tıkır tıkır diye bir reklam vardı hatta. Makine üreticileri işte tıkır tıkır bir şeyler yapıyorlar falan ama baktığınızda git makine üreticileriyle konuştuğunuzda şu an dahi çoğunun ürünleri çok dummy. Yani dünyadaki İtalya'nın, Alman'ın ürettiği makinenin 15'te 20'de birine satıyorlar. Çünkü ne machine learning, ne machine vision, hiçbir şey yok. Pure paketliyor ya da artık yavaş yavaş belli kısımları yurt dışından alıyor. Biz dedik ki o zaman biz bu tıkır tıkıra yardımcı olalım. Bizim geliştirdiğimiz altyapıyı bu şirketler kullansın. Kendileri görüntü işleme Ar-Ge'si yapmadan ülkede görüntü işleme Ar-Ge'si ihtiyacını biz giderelim. Altyapı çıktı. Epey de aslında ilgi toplamaya başladı ilk başlarda. Sonra o altyapıyı kullanacak yetenekte şirket bulma sorunu çıktı. O sırada da artık biz bu sistemin en rahat kullanılabileceği alanlardan birisinin güvenlik kameraları olduğunu keşfettik. Bu MOBESE sistemleri vesaire. Bunlar da önümüz çok açıktı ve video analizi diye özel bir konsept var bu konuda. Ona yoğunlaşmaya başladık. Yoğunlaşma başladıktan sonra da aslında o konuda ilk TÜBİTAK destekli projemizi aldık. Multi kamera tracking dediğimiz bir sistem geliştirdik. Bu da bir binanın çevresindeki güvenlik kameralarında bir kişiyi sadece bir kamera takip eder. Diğerleri takibe
diğerinin bıraktığı yerden devam etmez. Her birinin hafızası bağımsızdır. Biz ortak bir hafıza geliştirdik ve dolayısıyla bir kişi binanın devamlı etrafında dolaşıyorsa bir süre sonra bununla ilgili alarm üretebilir hale geldik. Bu da güzel. İşte Global Security Challenge diye bir şey var. Dünya çapında surveillance alanındaki iyi startupları belirliyorlar. Onun yarışmasına katıldık. Finale kaldık. İsrail'de gittim. Bu konuyla ilgili işte bir pitch yaptık. Orada işte pitch sırasında birileri geldi bize şey dedi. Yatırım ister misiniz dedi. Bundan 3,5-4 sene öncesi. Yatırımla ilgili de bizim bildiğimiz şey şu andaki gibi bir sistem değil, eski Türkiye diyelim. Yani şeyin yatırımcının şirketin tümüne hakim olmayı istediği, girişimcinin hiçbir fikrinin önemli olmadığı bir yapı var hep kafamızda. Orada biz şey dedik, yani bir hani yatırımcıya karşıyız, mantıklı değil. İkincisi zaten hani one minute olayları var. Biz bir Türk şirketi olarak İsrail'den yatırım alamayız. Onlar da bize aslında nerede yanlış yaptığımızı düşündüklerini söylediler. Özellikle ikincisi tamam doğru olabilir dediler. Hani ama yatırıma sıcak bakmamız gerekli olduğunu anlattılar. O sırada da işte Facebook'un yatırımları vesaire falan bizim de ilgimizi çekmeye başladı açıkçası. Ben de Türkiye'ye dönünce hani fikir almak için Burak'la iletişime geçtim. Tohum. Burak sağ olsun biz mail attım. 2-3 gün sonra hemen Ankara'ya geldi. Bir yerlerde görüştük. Ben Burak'a şeyi sormak istiyordum. Yani bu yatırım nedir, nasıl bir şeydir? Hani bana anlatabilir misin genel yapıyı? Burak bizi hani en iyi yüzerek öğrenirsin diyerek E-Tohum'un içerisine dahil etti. Biz biraz daha hani o E-Tohum'daki firmalara göre, startuplara göre biraz daha büyük moddaydık. Halihazırda müşterilerimiz vardı, çalıştırdığımız işlerimiz vesaire falan vardı ama yani o startup ruhun içinde olsa bile çalıştığımız yer kamu veya güvenlik alanı olduğu için biraz daha böyle konservatiftik. E-Tohum'un içerisinde bunu yıkmaya başladık oradaki eğitimlerde. Açıkçası hani şey oluyor, girişimciyken insan kendini çok yalnız hissediyor. İşte para sorunlarının peşindesin, her zaman bir şeyin peşindesin ve mesela işte banka size kredi sağlamıyor. Saçma sapan şeyler istiyor sizden falan. Böyle bir arabeske bağlıyorsun işte, bütün bunlar sadece benim başıma geliyor modundasın. Dünyada herkes çok mutlu yaşıyor, bir tek bu lanet girişimciliği seçtik bize patladı falan modundasın böyle. E-Tohum sırasında şeyi gördüm. Bir, aynı modu yaşayan çok fazla insan var. İki, onların dışında bir de yeni başlayan, yani bizim 5-6 yıl önceki böyle pırıl pırıl halimizle hayalleri olan insanlar var. O bir şeyi yapıyor. Hani o girişimcilik ekosistemi dedikleri şeyin ne olduğunu o zaman anlıyorsun. O sana ayrı bir katma değer sağlıyor. Ve yola çok daha hızlanarak devam etmeni sağlıyor. Tabii arada açıkçası evrimleşmeye başladık. Ben, Eren de ikimiz de böyle teknik tarafa devam ederken aynı zamanda iş geliştirme tarafına yoğunlaştık. Sonra şirketin yeni işleri geliştirmesini sağladık. Ardından işte Aslanova yatırımı geldi. Ardından başka işler gelmeye başladı. Özetle hani şu an gidişat fena değil. Şu anda Türkiye'nin güvenlik alanındaki en iyi şirketi biziz açık ara. Başkası var mı bilmiyorum gerçi. Orta Doğu'ya açılmaya başladık. Bizim için biraz daha iyi bir kanal Orta Doğu. Çünkü genelde güvenlik alanındaki bütün rakipler İsrail'li olduğu için onların var olan sistemleri Orta Doğu'da kabul görmüyor. Dolayısıyla bir pazar boşluğu var bizim doldurabileceğimiz gibi. İş geliştirme tarafına ve administrative tarafa çok iyi transferler yaptık. Bu transferlerin meyvelerini de toplamaya başladık şu anda. Yani böyle bir yandan şirketin içerisindeki o hala girişimciyiz ruhunu koruyup bir yandan da aslında çok güven veren, kamuda ve çeşitli alanlarda iş yapabilen bir kimliğe büründük. Arada da şimdi yıllarca görüntü işlemeyle uğraşınca 6-7 yıl boyunca eskiden Eren'le şey olurdu. Bize bir ürün gösterirlerdi. Benzerini birkaç günde sadece çekirdekteki kısmını birkaç günde yapar. Ondan sonra şey derdik. Lan biz 2 günde yapıyoruz. Bu gerizekalılar 100 milyon dolar yatırım almış falan. Ama bizim açlıktan ağzımız kokuyordu o muhabbetleri yaparken. Hani böyle technical capability evet çok önemli ama satmanın, pazarlamanın ürünü ortaya koyup onun arkasında durabileceğinizin güvenini verebilmenin ne demek olduğunu çok iyi öğrendik.
Açıkçası E-Tohum'la başlayan, daha sonra ODTÜ'nün düzenlediği TeknoJump diye bir yurt dışına açılma süreci çalışması var. Onunla da devam eden süreçte tamam dedik, biz güvenlik alanında devam ediyoruz ama eğer spin edebileceğimiz, çok hızlı ayrıştırabileceğimiz yapılar varsa kendi içimizdeki yeteneklerden, bunların da üzerine düşelim. Şu anda bir de InfoCard adını verdiğimiz Mobile Credit Card Scanner, OCR çıkarttık. Mobile Commerce'de Apple Pay'in aslında ekranda gösterdiği bir kredi kartını scan edip bunu uygulamaya döndüren bir şey. PR'ına önümüzdeki ay başlayacağız sanırım. Şu an bir tane rakibi var dünyada performans ve şey olarak, accuracy olarak. Bununla da ayrı bir kanaldan İstanbul üzerinde spin etmeyi planladığımız bir yapıyla ilerlemeyi planlıyoruz. Hızlı mı özetledim? Yani şey, bu biraz daha böyle Ankara şirketlerinin genel sorunu aslında. Hani bizde hep şey oluyor, benim çok fazla gördüğüm, hem Tekno Girişim hem diğer işte teknokentlerdeki şirketlerde bir tane iş yapıyoruz ilk başta, bir Ar-Ge yapıyoruz. Ortaya yarı bir ürün çıkıyor. Onu tam ürünleştirmeden, ondan biraz para kazanılıyor, onu tam ürünleşmeden başka bir şeye saldırıyoruz. Sonra başka bir şeye daha saldırıyoruz. Ankara'daki şirketlerin hani kendi aramızda gülerek 100 milyon dolar yatırım almışlar falan diye dalga geçtiğimiz adamların aslında her biri bizim yeteneklerimizin belki onda birini pick edip bir alanda, bir vertical'da ürünleşmeyi seçen insanlar. Bizim İstanbul'dan esas öğrenmemiz gereken Ankara tarafındakilerin özellikle bir tane şeyi consistent olarak devamlı yapmak ve bunu satmaya odaklanmak. Eğer biz bu şekilde Ar-Ge desteklerinin de sayesinde, hani iyidir kötüdür ama biz çok faydasını gördük. Ama bu şekilde böyle diversify olarak ilerlersek, Ankara'nın girişimcilik ekosistemi dediğiniz şey genelde hani pişmanlık üzerine olacak. Ya arada sivrilenler olacak yetenekleriyle ama hani olay şeye gidecek. Lan bunu ben yapmıştım, olmadı. Ya da işte ben bunu yaptım, bilmem kime gittim, bana yatırım yapmadı şerefsiz. Yapmıyor çünkü sen ortaya böyle bir 52 kart birden açıyorsun. Bende bu var, bu var, bu var, bir de şu var. Baba istersen bunu da yapıyoruz falan. Hani şeyi bizim kendi içerimizde, bu yapının kendi içerisinde bana göre en yoğun öğrenmesi gereken şey odaklanma. Hani odaklanma lafını çok duyuyorsunuz herkesten de. Bu tarz bir odaklanmanın hani ne kadar önemli olduğu bence hani lokal olarak hiç tartışılmıyor. Çünkü Ankara'da şöyle bir avantaj var. İşte ODTÜ, Bilkent, Hacettepe, talent fazlasıyla var. Girişimcilik isteği fazlasıyla var insanların kafasında. Ama yani bir şöyle bir grup var. B2C'nin hani İstanbul'daki gibi veya işte San Francisco'daki gibi yürü be B2C. Hani hemen ben şu fikrimi açayım gitsin falan modundaki yapı var. Onlar zaten devam edemiyor yola. Çünkü onu doldurabilecek, altını doldurabilecek para Ankara'da fazla yok. Hani bir tek nokta grubu var buna örnek. Onlar da yurt dışından deneyimle geldikleri için biraz Ankara'da bu sistemi üretebildiler. Yoksa bana göre daha böyle İstanbul'a yatkın bir şeyi var, altyapıları var. Ama bizde Ankara'da aslında B2B teknoloji alanında mükemmel şirketler çıkabilir. Ben her gün görüyorum yani. İsrail'deki birçok şirketle çarpışabilecek yetenekte, Amerika'daki şirketlerle çarpışabilecek veya o tarz bir exit'e gidebilecek çapta iş yapmaya başlamış. Ürünü çıkmış ama yandan bir de işte belediye otomasyon yazılımı satıyor. Çünkü mecbur yani hani o yerel pazar onu beslemeye yetmiyor. O alıcı yapısı hani müşteri dediğimiz yapı Türkiye'de fiyata çok daha odaklı. Dolayısıyla böyle öldürmeyip süründüren yapının içerisinde yavaş yavaş böyle birçok insan azmini kaybediyor, isteği kayboluyor. Yani şeyin yolunu bulabilmek lazım. Ben teknokentler bazında konuşuyorum hep ama bir clustering yapısına oturup benim ürünümün, altyapımın başkası tarafından kullanıldığı, onun başka yapıya uzmanlaşabildiği bir mimariye doğru gitmek lazım.
Yoksa herkes aynı şeyi devamlı yapıyor Ankara'da. Yani benim şu an piyasaya çıkardığım ürünleri yapmaya çalışanlar var. Yapsınlar. Hani güzel rekabet de oluşsun ama ben mesela 5-6 yılımı verdim bu işe. Ben kimseye kaptırmam kendi çapımda baktığımda. Benim gibi duruma yaklaşan insanlarda da şey olacak. Aynı rekabet sistemi olacak. Ama arada aslında o kadar çok vertical boşta ki o geniş alanın içerisinde. Biraz daha böyle hani özgüveni azaltıp belki şeye odaklanmakta fayda var. Bir hedef seçip o hedefi tümüyle halletmeye odaklanmakta fayda var. Soru cevaba geçelim ya. Onlar da profesyonel olarak yapıyorlar bu işi ve bir zaman alıyordur diye tahmin ediyorum. Hı hı. Hiç sorun oldu mu? Ya bunlar şey, sonuçta şirket için en önemli konu, hani girişim için seçtiğiniz ortak benim gözümde. Ben yaklaşık Eren'den önce 1,5-2 yıl boyunca ben bir işe girişeceğim, ben bunu yapacağım ama doğru ortağı seçmeliyim diye floating modda dolandım. Başka insanlarla olaya girdim. Notladım, beğenmedim vesaire falan. Şey çok önemli. O ortağın kişiliği çok önemli. Eğer siz birbirinizle kişilik çatışmasına girmeyeceğiniz bir operasyon üzerine açık, net, her şeyi masaya konmuş tartışırsanız, ya Eren baştan söyledi. Hatta Eren'in fikrine göre Zakkum şu an, hani biz konuşalı 7-8 sene oldu, dünya çapında bir şey olacaktı. Grup olacaktı. Hatta bizim planladığımız şöyle bir şeydi. Orti diyordu hani konserlerden gelemeyebilirim vesaire falan. Ben de ona şey diyordum. Tamam diyordum, o zaman sen o konserlerden gelirlerinden bir parça aktarırsın. Senin yerine deneyimli mühendisleri tutarız. Engineering side'ı o şekilde hallederiz. Çünkü biz iş paylaşımını yaparken Eren şey kısmına, business logic tarafına çok el atmadı. Orayı tümüyle bana bıraktı. O yüzden hani açıkçası öyle bir çatışma olmadı şimdiye kadar. Bazen kullanıyorsun çünkü bir ay boyunca 15 konser oluyor. Ama artık takım da büyüdü, şirket de büyüdü. Pek şey değil, üstünden kalkıyoruz yani. Kerem Bey merhaba. Bu Ankara'daki firmaların yatırım alma konusunda ben size bir soru soracaktım. Mesela siz Astanova'dan yatırım aldınız ama Hasan Bey'in ben bir röportajını dinledim. Sizin halen ne iş yaptığınızı bilmiyorum diye bir şey var, söylemi var. Bu tür bir şeyden, kapitaldan yatırım aldığınız, bunu bize biraz açıklar mısınız? Hani biz rakamsal olarak değil de sonuçta yatırımcı sizin ne iş yaptığınızı tam olarak bilmiyor ve siz daha çok know-how bir firmasınız. Hani E-Tohum gibi şey bir firma değil, bir firma değil, web tabanlı bir firma değil benim görüşümde. Know-how bir firmasınız ve yatırımcı sizin ne iş yaptığınızı tam anlamıyla bilmiyor. Bu konuda biraz bir görüş alabilir miyiz? Teşekkür ederim. Aslında yatırımın doğasında güven var. Ve o güveni birebir girişimci sağlamak zorunda değil. O girişimcinin yaptığı diğer işler, muhatap olduğu insanlar, ona daha önceden yatırım yapan diğer gruplar, ona güvenmiş olan diğer insanların feedbackleri. Yani biz Astanova ile iletişime geçtiğimizde, bu ilişki başladığında Burak'tan feedback aldılar. Bizim daha önceki yatırımcı grubumuz hakkında bir feedbackleri vardı. Hatta onlarla ilişkileri iyiydi. Dolayısıyla orada bir içgüdüsel, hani good feeling dediğimiz bir şey ortaya çıkıyor. O burada anlamadığın bir yapı olabilir ama başkaları çok güvenmiş bu yapıya. Ve o güvenin sonucunda da onların söylediği şekilde gelişeceğine olan güvenin de, yani vizyonla ilgili güvenin de oturduktan sonra yatırımı yapıyorsun. Açıkçası
Biz o süreçte yaklaşık 4 ayrı grupla birden pazarlıktaydık, yatırım pazarlığındaydık. Yani orada Astronova'yı öne çıkaran onun çok hızlı hareket etme yeteneği oldu. Ama anlayamadım dediği şey aslında en alttaki o bizim bahsettiğim yıllarca uğraştığımız know-how. Oysa şimdi biz orada o sırada ürünleri tartışmaya başlamıştık ve ürünleşme gerçekleştikten sonra artık şimdi yönetim kurulu toplantılarımızda Hasan abi olayı çok net anlamış bir şekilde davranıyor ve hani bize yol açıyor ve hedef gösteriyor. O yüzden o anlayamama süreci evet bir parça başta vardı ama onun çözülmesi için de zaten bizim o var olan know-how'u ürünleştirmemiz lazımdı. Ürünleşme bitip pazarlamaya veya iş geliştirmeye başladığınızda yani anlamayan kalmıyor. Peki yurt dışı açılımı nasıl oldu? Ya buna açıkça çok hani herkes farklı yorum yapıyor. Bizim tahminen önümüzdeki yıldan itibaren bir Chicago'da başlayacağız. Ayrıca OTTÜ Teknokent'teyiz artık. OTTÜ Teknokent'in San Francisco'da, Washington'da açtığı ofisler var. San Francisco'da iş geliştirme üzerine anlaştığımız birisi var. Tahminen orada da bir ofis olabilir ama bu şöyle bir şey olması lazım. Ofis açmakta bir sorun yok. Sizin yaptığınız işi sizin kadar anlayan ya da o benzeri işlerde çalışmış insanları bulup oraya adapte edebilmek lazım. Çünkü yanınıza aldın, yani Ankara'daki Infodif'te biz herkese yaptığımız işi öğretiyoruz. Stajyerlikten başlıyorlar ve devamlı kendilerini geliştiriyorlar. Ama yurt dışında böyle bir şans yok. İşi bilen adama ihtiyaç var. San Francisco'da birkaç tane bizimle aynı işi yapan, şirkette çalışan insanlarla görüşüyoruz. Ama yurt dışında esas şu anda gördüğümüz pazar Orta Doğu. Dediğim gibi büyük bir rekabet boşluğu var. Orta Doğu'ya gitme hazırlıyor. O haklı çünkü onun yani bankacılık sektöründe Orta Doğu'da şöyle bir şey yok. Innovation driven değil. Yani ben savunma sektörüne ve güvenliğe gittiğim için orada ya bir paranoya var. Çok güzel bir paranoya var. Yani onun sonucunda da ürüne ihtiyaç var ama o product'ı supply edenlerin hemen hemen %80'i İsrail kökenli. O yüzden alınamıyor. Yani o konsepti biliyorlar Orta Doğu'da ama alıp kullanamıyor birçok yerde. O yüzden yani bizim şu an son 3 aydır Dubai'de görüştüğümüz işler Türkiye'de görüştüğümüz işlerin yaklaşık 10 katı. Yani büyüklük olarak, lisans adeti olarak. Kaldı ki Türkiye'de var olan en büyük işleri aldık şu anda. Askeri tarafta da. Ama hani Orta Doğu pazarında konuşulan rakamların yanına bile yaklaşamıyor. Orada da bir işte şeyin kararını veremedik açıkçası. Eskisi gibi ürün odaklı, bana tüm ürünü getir Orta Doğu'su yerine biraz daha şey oluşuyor. Dubai'de de, Suudi Arabistan'da da ortak bir şey yapalım. Hani senin know-how'unu kullanarak biz de bir şey yapalım grubu oluşmaya başladı. O yüzden hani Ozan sağ olsun, Kaos tarafında işte Suudi Arabistan'da belki orada bir şeyler yapma durumu var teknoloji transferi açısından. Dubai'deki sizin sayenizde gene Startup İstanbul'da tanıştık. O Silicon Oasis orada bir yer açılması planlanıyor. Açıkçası planlar bol ama stratejiyi ortaya yeni dökmeye başladık. Onlardan birisini seçeceğiz. Ondan sonra onun üzerine yüklenmeye başlayacağız. Orta Doğu çok boş. Yani hani bizim aksine bizim için çok çekici bir alan. Bir de tabii şöyle bir şey de var. Pozitron açısından da hani Orta Doğu başta sıkıcı gelmiş olabilir vesaire falan ama Türk şirketlerinin Orta Doğu'da yayılmaya başlaması her zaman için potansiyel exit olma açısından süper bir şey. Çünkü Amerika'dan, Avrupa'dan orada zaten yerleşik olan şirketin o alana girmek istemesi durumunda şeye bakıyor. Infodif tamam Türkiye'yi ama bak bir de Orta Doğu'ya da girmiş. Zaten kendisi de girmek istiyor o alana. Dolayısıyla o exit ihtimallerinizi arttırıyorsunuz Orta Doğu'da yaptığınız işlerle. İyidir ya yani Orta Doğu. Peki, Kerem çok teşekkürler.